İyi misiniz? Korkmayın. Geçti. Yanınızdayım. Sultanım. Afife Hatun, sen neredesin? Yetişmeseydik sultanımız canından olacaktı. Bağışlayın fakat ben... Bana yardım et. Sultanımızı çıkaralım. Sultanım. Ne duruyorsunuz yavaş böyle? Biriniz hekim çağırsın. Yavaş. Size iyi gelecek sultanım. Sağ ol. Evlatlarım uyanmadılar değil mi? Merak etmeyin sultanım. Ben alakadar oldum. Melekler gibi uyuyorlar. Sultanım. Kimsiniz? İyiyim. Şimdi duyduk sultanım. Ne oldu, ne yaptı size? Hekim nerede? Niye çağırmadınız? Telaş etmeyin. Gereken yapıldı. Şükürler olsun iyi şimdi. Seni yılan. Ne yaptın sultanımıza? Sultanım, rica ederim sakin olun. Hatice sultanımız hayli gergin zaten. Kürşat'ın o hain nerede? Canını alacağım. Sen zahmet etme. Nigar Kalfa icabına baktı zaten. Afife Hatun, ne duruyorsunuz? Şehzademe haber verin. Sultanım. Epey geç oldu. Rahatsız etmeyelim şimdi. Hem ben iyiyim. Şükürler olsun sultanım. Allah korumuş sizi. Gönlünüzü ferah tutun. Şehzadem gereğini yapacaktır. Bu hadisenin arkasında kim varsa cezasını çekecek. Sultanımızı daha fazla yormayalım. Zor bir gece geçirdi. Uyması lazım. Sen sus istersen. Gülşah'ın kimin cariyesi olduğu ortada. Ne malum onu senin göndermediğin? O yüzden mi Gülşah öldü? Ben sadece sultanımızı korumak istedim. Nigar yanıma geldi. Gülşah'ı sultanımızın dairesine giderken görmüş. Neyse ki vaktinde yetişebildik. Sen emir vermezsen Gülşah neden böyle bir şey yapsın? Belli ki durumdan vazife çıkardı. Zindana da atılınca hepten kaybetti aklını. Hem ondan en çok şikayet eden sen değil miydin? Başına buyruk hallerinden kovmadın mı? Madem öyle, neden tutuyordun yanında? Saklayacak değilim. Sırf sana inat tuttum. Zira sen de Fatma'yı almıştın yanına. İnanmıyorum sana, bu bir oyun. Tamam, uzatmayın. Hiç kimse bu hadiseye dahil olmasın. Hakikat neyse ortaya çıkacaktır elbet. Haklısınız. Buyurun benim daireme geçelim. Uyuyun, dinlenin. Sultanım burada kalsaydınız ben bir Şimhan dairesine geçerim. Lüzum yok. O halde izin verin. Firuze sizinle gelsin. Şifalı elleri size huzur verecektir. Belliydi böyle olacağı. Nihayet layığını bulmuş. Çok bile yaşadı. Dinleyin beni. Herkes duysun bilsin ki yalan yanlış laf çıkmasın. Bu mel'une Hatice Sultanımızın canına kastetmiştir. Ne var ki Nigar Hatun tam vaktinde yetişip kurtarmıştır sultanımızı evvelallah. Şimdi kes sesini. Tamam. Haydi uykuya. Haydi uyku vakti.
Hadi geç geç. Ne diyorsun bu işe Fatma? Allah rahmet eylesin. Muhtemelen bizimkiler kurtuldu orada. Malum Firuze'yi öğrenmişti. Nigar dedi, duymadın mı? Orasını ben de anlamadım. Ne yaparsan yap faydasız. Gülşah'tan beter olacak sonra. Sultanım. Merak etmeyin. Hiçbir delil bırakmadım arkamdan. Emrettiğiniz üzere bu beladan da kurtulduk. Sen beni aptal mı sanıyorsun ha? Neden hemen müdahale etmedin Gülşah'a? Neden bekledin? Neredeyse öldürüyordu. Sultanım ben... İstediğin buydu zaten değil mi? Övmesini istedim. Böylece hepimizden intikam alacaktın. Hatice ölecek, Gülşah ölecek. Ve hadisi de benim üzerime kalacaktı. İyi ki sana güvenmeyip geldim. Sizinle alakası yok. Yemin ederim aklımdan bile geçmedi. Ben sadece Hatice Sultan'ın yaptıklarını düşündüm. Kapı aralığından ölümünü izlerken... bir tek şey vardı aklımda. Evladım. Hiçbir günah yoktu yavrumun. Ama acımadan kıydı onu. Bir kerecik olsun bile kucağıma alamadım onu. Sarılamadım. Öpüp koklayamadım. Acını anlıyorum Nigar. Zaten bu yüzden yanına geldim. Hatice Sultan ölüme bu kadar yakınken engel olmayacağın belliydi. Fakat Nigar kendine hakim olmalısın. Sefer bitince İbrahim Paşa dönecek. Sen de burada olacaksın. Paşa'yı bir kez daha Hatice Sultan'ın elinden alabilirsen... işte bu intikamların en büyüğü olur. Anladın mı beni? Nigar. Nigar. Sultanım. Ben Gülşah'ı gayet iyi tanıyorum. Her şeyi yapabilir. Fakat bu onun için bile fazla. Değil size saldırmak, yanınıza yaklaşmaya korkar. Muhakkak Hürrem zorladı. Hatun öldü Mahidevran. Kendi canını neden feda etsin ki? Hem bu hadisenin Hürrem'in üzerine kalacağı belli. Kendini ateşe atmaz. Nigar'a ne diyeceksin peki? Elinde olsa sultanımız bir kaşık suda boğar. Neden yardım etti? Hürrem istemiş. Tabii o da sultanımızı çok sevdiğinden değil. Üzerine kalmasın diye. Sen ne diyorsun Firuze? Aramızda Hürrem'e en yakın olan sensin. İşin aslı nedir bilemem. Fakat Hürrem Sultan'ın sizi öldürmek istemediğini biliyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Çünkü şu an benim öldürmek istediği tek kişi. Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Gel şöyle, yaklaş. Dün gece benim hayatımı kurtardın. Mahidevran bunun bir oyun olduğunu düşünüyor. Ne yalan söyleyeyim. İşin içinde Hürrem varsa bu ihtimali asla göz ardı etmem. Böyle düşünmeniz için yeterli sebep var elbet.
Fakat inanın, hakikat bu. Ben sana neden inanayım? Yıllardır arkamdan iş çevirmiş, beni kandırmış, ihanet etmiş bir hatunsun. Ben hatalarımın bedelini en ağır şekilde ödedim sultanım. Yüce Rabbim evladımı alarak cezalandırdı beni. Beni itham ettiğini sanıyordun. Acıyla, öfkeyle söylenmiş laflar onlar sultanım. Siz de bir annesiniz. Üstelik evladını kaybetmiş bir anne. Asla bir sabiye kıymayacağınızı biliyorum. Sizden af dileyecek yüzüm yok. Fakat şunu bilmenizi isterim ki... ben maziyi arkamda bıraktım. Yaşadığım ne varsa her şeyi silip attım. Peki ya Hürrem? Onca hadiseden sonra hala onun yanında olmana ne demeli? Ben kimsenin yanında değilim sultanım. Hele Hürrem Sultan, zinhar. Ben sadece canımın derdindeyim. Zerre kadar itimadım yok sana. Eğer ki Hürrem Sultan'a hizmet etmiş olsaydım... Firuze'yi çoktan öğrenmiş olurdum. Sultanım, şehzademiz uyudular. Ben müsaadenizle Mihrimah Sultanımızın yanına gidiyorum. Tamam. Firuze. Dün gece hakkımda neler konuştular? Bir şey söylediler mi? Hatice Sultan çok yorgundu. Bir şey konuşulmasına müsaade etmediler. Anlaşılan sultanımızla aran iyi. Bir hayli endişelendin onun için. Bilmeden bir kusur işlediysem bağışlayın. Seni bu yüzden seviyorum Firuze. İyi bir kalbin var ve bu yüzüne yansıyor. Neşelisin. Yüzün gülüyor. Sevgi dolusun. Herkese şefkatle yaklaşıyorsun, yardım ediyorsun. Ama sebebini bilmediğim derin bir keder de gizli gözlerinde. Belki geride bıraktıkların içindir. Sultanım. Bu halin bana çok eskiden tanıdığım birini hatırlatıyor. Rutenya'da yaşayan gencecik bir kızı. Evinden, yurdundan koparılıp bu saraya getirilen o masum kızı. Hiç kimse göründüğü gibi değildir sultanım. Sultanım. Firuze Hatun. Nerede kaldın sen? Mihrimah Sultan seni bekliyor. Sultanım. Gülşah belasından kurtulduk ama diğer hatunu bulamadık hala. Hangi hatunu? Hani bu hünkârımızla halvete giren Mel'une'yi diyorum. Hatırlatmazsan olmuyor değil mi? Kim söyledi sana bunu? Nasıl öğrendin sen Firuze'yi? Ne fark eder sultanım? Sakın beni bununla tehdit etme Nigar. Daha ağzını açamadan yok ederim seni.
Hiç öyle bir niyetim yok sultanım. Söylediğim gibi. Ben sadece canımın derdindeyim. Hatice sultanımız neredeler, gelmeyecekler mi? Sarayına gitti. Malum İbrahim paşamız da geldi bugün. Ne büyük gurur. Koşa koşa gitti demek. Sen kendi derdine yan. Eminim hünkârımız bu gece gözdesinin yanında olacak. Demek yedirdin hatunu. Hiç ayrılmadı ki saraydan. İyi. Bu gece karşılıklı oturup sabaha kadar sohbet edersiniz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Neşe ve sevinçten gayrı ne olabilir ki halim? Hoş geldiniz. Hünkârım, size bir müjdem var. Mustafa'm yakında baba olacak. Gözdesi Fatma gibi. İnşallah bir şehzademiz daha olacak. Mustafa'm söyledi. Hayırlara vesile olsun. Görüşürüz. Hoş geldiniz Bu ne güzellik. Kimin için süslendin? Hem de Afife Hatun'un odasında. Cevabını biliyorsun. Doğru. Lakin korkma. Kimseye bir şey söylemem. Zaten epeydir biliyorum. Benim korkum yok. Arzu ettiğin vakit git söyle. Hünkârımız geldi diye sevinme. Hürrem Sultan öğrenirse kimse koruyamaz seni. Ben kaderime razıyım. Ne yazılmışsa alnıma, onu yaşarım. Akıllı bir hatunsun. Güzelsin de. Yıllar sonra hünkârımızın kalbine giren ilk hatun olduğuna göre istikbalin de parlak. Tabii. Hürrem Sultan olmasaydı. Yazık olacaksa. Thank you.
Sultanım. Söyle Afife Hatun. Hünkârımız sizi görmek istiyorlar bu gece. Bekle. Zaten yeterince bekledim. Artık hünkârı görmek istiyorum. Bu gece olmaz. Neden? Sen dedin bana hazırlan diye. Hünkârımız Hürrem Sultan'la birlikte. Gel. Süleyman. Hürrem'im. Bu ayrılık öyle uzun sürdü ki saray bana cehennem oldu. Senin olmadığın her gece ateşlerde yandım, kavruldum. Şükürler olsun buradasın yanımda. Bu kadar çok mu özledin beni? Günler kavuştukça ardı ardına sana doğru bir rüzgar esmekte aklımda, ruhumda. Geçtiğim yollarda izimi kaybettim. Kayboldum senin hayalin içinde. Öyle söylemişsin Hatun'a. Bu bir hayal Süleyman. Hayale aldanma. Senin hakikaten.